Bu yöntemi kişilere nasıl uyguluyorsunuz? Uygulama yönteminin öncelikle şunun altını çizelim. Kullandığımız genellikle titanyum malzeme kullanıyoruz. Titanyum vidaların kemiğe yerleştirildikten sonra kemik hücreleriyle birbirine kaynaşmasını hedefliyoruz. Bu anlamda kemik hücrelerine çok nazik davranmamız gerekiyor ki onlar canlı kalsınlar ve biz yaşayan canlı kemik hücrelerinin titanyuma yapışmasının gerçekleşmesini sağlayalım. O nedenle oldukça darbesiz bir cerrahidir. Atravmatik deriz buna tıp dilinde. Atravmatik bir cerrahi yöntemdir. Aynen diş çekmeye benzer şekilde lokal anestezi altında, yani önce bölge uyuşturulur iğne yapılarak ve daha sonra bir süreyle o bölgedeki yumuşak dokular açılıp kemik gözükür. Kemiğin içerisinde yuvası hazırlanır ve implant yerleştirilir. Ortalama bir implant için yarım saatlik bir süre harcanır. Ben yaklaşık 20 senedir implant kullanıyorum. Bu süreyi daha da aza indirdim. Benim ortalamam yaklaşık 5 dakika civarında. Ama ortalaması yarım saatlik bir işlemdir bir Şimdi implant için. dışarıdan görünüşte bir vida takıldığı görülüyor. İster istemez insanlar biraz tedirgin oluyor. Acılı mıdır, ağrılı mıdır? O kemiğin içerisine ya da o derinin içerisine nasıl yerleştiriliyor diye. Bu dönemde bir sıkıntı yaşanıyor mu? Anladım. Şimdi günümüzde diş hekimliği uygulamaların hemen hemen hiçbiri ağrı ve acı içermiyor. Yani diş hekimliği teknikleri öylesine gelişti ki artık hastalarımız dolgu yaptırmaktan kanal tedavisine, implant yaptırmaktan protez yaptırmaya kadar, yani bizim uyguladığımız diğer bütün yöntemlerde ağrı acı hissini belki psikolojik sebeplerle yaşayabilirler ama teknik olarak bizim kullandığımız anestezi malzemeleri o kadar güvenilir boyuttalar ki hiçbir acı ve ağrıya sebep olmuyorlar. İmplant yapılırken de biz o bölgeyi uyuşturuyoruz. Yapım aşamasında hastamıza zaten ağrı kesici ilaçlar verdiğimiz için ameliyat sonrası dönemde de hasta ağrı ve acıyı çok az seviyede hissediyor. Tabii uygulanan implant adedine göre bu değişir. Örnek vermek gerekirse bir veya birkaç implant yapıldığı zaman hastaların birçoğu ertesi gün kontrol ettiğimizde, telefonla aradığımızda sanki hiçbir şey yapılmamış gibi diyorlar. Ama 6, 8 veya 10 implant aynı seansta uyguladığımız vakalarda bir parça nekaat döneminde ilk 2 gün bir parça dikkat etmeleri gerekiyor. Hafif bir ağrı olabiliyor ama bunu da ağrı kesicilerle çok tolere edilebilir, dayanılabilir seviyede tutabiliyoruz. Burada kişiye kaç tane implant yapılabiliyor? Bütün dişlere yapılabiliyor mu yoksa? En fazla adet olarak. Evet. Vallahi genellikle biz hiç dişi kalmayan ağızlarda bir çenede, mesela bir üst çenede hiç dişi olmayan vakada 6 tane implant uygularız. Standardı 6 adettir ama bu vakanın durumuna göre 8 veya 10 adede kadar çıkabilir. Ama bir üst çenede 14 adet diş vardır normalde. Tamamen diş eksikliğinde biz 14 adet implant yapmıyoruz. Ha, yapılabilir mi? Yapılabilir ama gerek yok. Yani ideal tedavi aynı zamanda ekonomik tedavi de olmalıdır. O nedenle gereksiz sayıda implant kullanmayı tercih etmiyoruz. 6 adet, biraz daha güvenli olması için 8 adet veya 10 adede kadar implant uygulanabilir bir Yine alt çeneye. çene için kaç tane Yine aynı yapılıyor? şekilde, yani alt üst standart olarak hiç dişi olmayan vakalarda biz 12 adet implantla çözüme ulaşabiliyoruz. Bu bazen 8'er adet olabilir veyahut da 10'ar adet olabilir. Yani maksimum 20 adede kadar çıkabilir. Burada hiç diş kalmaması mıdır yani uygun hasta? Yok. Yoksa hani kötü dişler varsa onlar da çekilip yerine hemen implant uygulanabiliyor mu? Tabii implant bir tane diş eksikliğinden tutun da birkaç diş eksikliği veyahut da hiç dişi kalmamış bir kişiye dahi uygulanabilir. Yani tek dişi bir dişini kaza sebebiyle veya çürüme sebebiyle tedavi olunamaz hale geldiği için kaybeden bir vakada o bölgeye tekrar bir diş yapmak için uygulanabilecek yöntemler. Birincisi klasik yöntem, komşu dişler kesilerek, yontularak ölçüsü alınıp köprü yapılabilir. Komşu dişlere yapışma suretiyle tutulan Maryland veya adezif köprü dediğimiz köprüler yapılabilir. Ki genellikle biz bunu büyüme çağında implant yapılamayacak vakalarda tercih ediyoruz. Ve dişleri de kesmek istemediğimiz için bunu tercih ediyoruz. Veyahut da günümüzdeki en geçerli yöntem oraya bir adet implant yapıp üzerine tek bir tane diş yapmaktır.